Şimdi bir tane bahçemiz var. Ortasında bir tane de havuz yerleştirilecekmiş. Boyutları 18 metreye 30 metre. Yani 18 metre burası, 30 metre de şurası olacak. Şimdi şöyle demiş. Bahçenin çevresine, köşelerine, içine eşit aralıklarla, eşit ve en büyük aralıklarla çiçekler dikiliyormuş. Yani şöyle eşit aralıklı, diyelim ki buraya, işte buraya, bu şekilde eşit aralıklarla çiçekler dikilecek. Şu şekilde. Eşit mesafeler bırakılarak. Tabii bu en büyük değerini alacakmış. En büyük aralıklarla. Bahçenin tam ortasında, bahçenin kenarlarına paralel, yani şunlar paralel olacak. Bu uzunluk. Şu kenara paralel. Paralel olacak şekilde bir kenarı 10 metre olan. Şunlar 10'muş. Şöyle 10 metre. Kare şeklinde havuz yaptırıp havuzun içine denk gelen çiçekler geri alıyor. Mesela şuraya çiçek denk gelmişti. Bunları geri alacağız. Buna göre son durumda bahçede kaç çiçek vardır? Çiçek sayısı soruluyor. Şimdi şunları sileyim. Biz öncelikle bu çiçekleri kaç metre aralıklarla dikeceğiz onu bulalım. Şimdi bizim çiçeklerimizin aralığı diyelim ki x gibi bir şey olsa şu 18'i şöyle eşit aralıklarla böldüğümüzü düşünelim. Şu aralık x olsa x 18 sayısını bölecek. Ama aynı aralık burada da söz konusu olacak. Yine aynı aralıklarla buraya da dikeceğiz çiçekleri. Yani x sayısı 30'u da bölmek. Başka bir de işte x sayısı 18 ve 30'u bölen bir sayı. Tabii bu sayıları bölen en büyük sayıyı almalıyız. Çünkü en büyük aralıklarla çiçek dikmemiz isteniyor. 18 ve 30 sayısını bölen en büyük sayı da bunların OBEB'i olur. Yani OBEB'lerini bulacağız. 18 virgül 30 sayılarını. Şimdi her ikisini de bölen bir sayı varsa direkt bölebiliriz. Mesela 2 sayısı bölüyor. Ya da 3 sayısı. Ya da 6 sayısı. Mesela 6'ya bölüyorum. 3 kalır. 6'ya bölüyorum. 5 kalır. Dışarıya da 6 yazacağız. Şöyle 6'ya böldüğüm için. Şimdi şöyle yazabiliriz. X eşittir. 6 çarpı OBEB 3 virgül 5. Şimdi 3 ve 5 aralarında asal sayılar. Bunların her ikisini de bölen bir sayı olmadığı için OBEB'leri 1'dir. 6 çarpı 1'den bizim x'imiz 6 olacak. Yani bu sayıların OBEB'i 6. Biz artık çiçekleri 6 metre aralıklarla dikecekmişiz. Şimdi bir de şunu hesaplayalım. Onar metre mesafe olacak. Şu uzunluklar 10 metre olacak. Bunları siliyorum. Şimdi tam neresine denk gelecek? Kenarlardan ne kadar mesafede olacak onu bulalım. Bizim şimdi havuzumuz tam ortada olduğu için şurası 18 metre. Burası 10 metre olduğuna göre 8 metre kalacak. Şurası 4 metre olur. 4 metre burada. 4 metre de burada kalmalı. Şurası da 10 metre. Toplam 18 metre olacak. Burası 18 çünkü. Şunu siliyorum. Diğer taraftan hesaplayalım. Tamamı 30 metre. Şurası 10 metreydi. 30'dan 10'u çıkarırsak 20 metre kalır. Demek ki 10 metre burası. Şurası 10 metre. 10 metre de burası olacak. Tam ortası olması için. Şu da 10. Toplam 30 olacak. Şunu siliyorum. Bunlar 10'ar metre olacak. Şöyle. Şimdi biz çiçeklerimizi 6 metre aralıklarla dikecektik. O halde şöyle olmalı. Şimdi yukarıdan aşağı dikmeye başlayalım. Burası 10 metre. 6 metre mesafeden dikeceğiz. Yani şuradan bu sıra üzerine dikeceğiz çiçekleri. Tabii hepsine değil de boydan boya değil belli aralıklarla. Şurası 6 metre. Şimdi 6 metre sonrasına dikeceğiz. Burası tamamı 10 metreydi. Şuraya kadar 6. O zaman burada 4 metrelik bir mesafe kalacak. Tamamı 10'du. Burası 6. 4 de burada 10. Şu uzunluk 10'du çünkü. Şimdi 2 metre daha geleceğiz buraya. İkinci çiçek hattımız buradan geçecek. Şuradan. Burası 2 metre. Şimdi havuzumuzun boyu 10 metreydi. Bir 6 metre daha geçer şuradan. Tabii mesafeler eşit olmadı. Ama sayısal olarak eşit olacağını söyleyebiliriz. Şurası 6 metre. 6 metre de burası olacak. Şurası 6 metre. Şu ana kadar toplam 8 metreden geçmiş olduk. Havuzun boyu 10 metre olduğu için şurada 2 metrelik bir mesafe kalacak. Bir 4 metre daha gelirsek şuradan bir yerden geçecek. Şöyle. Burası 2 metre, şurası 4 metre, toplam 6 edecek. Bir 6 metre de burada oluşur.
Şimdi bakalım, sayalım, yanlış mı yaptık? 6 ya da mesafeleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kere 5, 30. Demek ki burası doğru. Burada yanlış yapmadık. Şimdi gelelim yataydaki hatlara. 6 metre mesafeden çizeceğiz. Şurası 4 metreydi. O zaman havuzun içine doğru gelecek. Hatta burası 18 metre. 3 hat çizmeliyiz. Birisi şöyle içinden geçer. Diğeri buradan geçecek. Yani şöyle olur. Hatların biri buradan geçer. Diğeri buradan. Şu şekilde. Buralar 6'şer metre. Şuraya kadar 6 metre. Buraya kadar da 6 metre. Şu 4 metre olduğu için havuzun içinden geçecek. Şimdi bunların köşelerine çiçekler dikiyoruz. Yani buraya, 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 şuralara çiçekler dikiyoruz. 6'şer metre aralıklarla. Şuralara da. Şimdi şöyle yatay sıralardan düşünürsek, bir yatay sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiçek var. 6 burada, 6 burada, 6 burada. Şurası 4. 6 çarpı 4 toplam çiçek sayısı. Şöyle yazayım hatta. Maviyle yazalım. Toplam çiçek. 6 çarpı şurası 6 idi. Burası 4'tü. 6 çarpı 4'ten 24 tane çiçek dikeceğiz. Yalnız bunların 4 tanesi havuzun içine denk geldi. Bu 4 taneyi geri almalıyız. 24 çiçekten 4 tane çiçeği geri alırsak toplamda aslında 20 tane çiçek dikmiş oluruz. Toplam 20 tane dikilecek.